Dünyayı Kim Yönetiyor serisinde bir çok etken gördük. Bu video içlerindeki en güçlüsüyle alakalı. Dolar. Ama bekle. Çayını kahveni al otur bir bekle. Dolar tek başına yönetmiyor tabii ki. Yanında bazı etkenler var. Lakin doların neden güçlü olduğunu anlamak için dünyanın en güçlü para birimine bakmamız lazım. Aslında en değerli diyelim, güçlü değil. Çünkü dünya siyasetini ya da politikasını etkileyen dolardır. Ama Kuveyt dinarı dolardan 5 kat daha değerli. Bugün baktığınız zaman aşağı yukarı dolar 18-18,5 iken Kuveyt dinarı 60 Türk lirası. Yani dolardan 5 kat daha değerli. Peki Kuveyt dinarı niye değerli? Kuveyt dinarı şu yüzden değerli. Dünyaya satacağı petrolü kendi parasıyla satıyor. Dolarda da petrol dolar oranına gireceğim için bunu anlatıyorum size. Yani Kuveyt'e gidiyorsun diyorsun ki senden petrol istiyorum. Ve bu petrol ve petrol kimya ürünleri Kuveyt gelirinin %80'ini oluşturuyor. Dışlardaki ülkelere sattığı ihracatın %95'i Kuveyt'in petrol. Yani Kuveyt'in din imanı petrol. Petrol olmazsa Kuveyt açlıktan ölür. Böyle bir ülke dünyaya res çekiyor. Diyor ki benden eğer petrol alacaksam ilk önce benim Kuveyt dinarımı alacaksın. Kuveyt dinarını neyle alacaksın? Euro ile dolarla. Dünyada rezerv para birimi denilen Yuan, Japon yeni, TL bunlardan birisi değil üzgünüm. Kuveyt'e gidiyorsun diyorsun ki sana 1 milyon dolar vereceğim. Teşekkürler diyor. Karşılığında Kuveyt hazinesine 1 milyon dolar giriyor ya. Karşılığında sana kabaca söylüyorum 200 bin dolar veriyor. Tabi bu kadar paraya petrol kimse almaz. Küçültüyorum ki rahat anlayın. 200 bin Kuveyt dinarını alıyorsun ve gidip onunla petrol alıyorsun. Yani yine ülkeye harcıyorsun. Dolayısıyla durduk yere piyasadan Kuveyt dinarının çıkmasına sebep oluyorsun. Tabi verdiğin zaman tekrar ekonomiye dönüyor. Onlar parayı bir şekilde yakmayı başarıyor. Oralara girmiyorum. Ama sana aslında iki şey satıyor. İlk önce bu Kuveyt dinarı dediği bir kağıt parçası satıyor. Ve sen o kağıt parçasıyla gidip adamdan petrol alıyorsun. Burada önemli olan durumun şu olduğunu bilin. Kuveyt kendi dinarının alınmasını zorunlu kılıyor. İşte aynısı dolarda da var. Dolarda petrodolar dediği bir şeyle dünyadaki petrolün ve altının, ki altın için belli bir dönem Bretton Woods'u birazdan konuşacağız, dolar üstünden alınıp satılmasını sağlıyordu. Son 2-3 senedir işler biraz değişiyor. Ama dolar halen güçlü. Burada soru şu. Amerika kendi topraklarında kendisine yetebilecek kadar petrol varken neden Orta Doğu'daki petrolü parmaklıyor, gidip oralarda savaş açıyor, bir şeyler karıştırıyor? PYD'ye, PKK'ya bilmem neye ihtiyacı var? Suudi Arabistan'a niye tasma takıyor da Suudi Arabistan'ı kölesi ediyor? Şunu unutmayın. Orta Doğu petrollerinin %75'i aslında Asya'ya gidiyor, Çin'e vesaire. Dünyada 2 trilyon dolarlık petrol hacmi var. 2 trilyon dolar. Bu paranın 1 trilyon doları sadece Orta Doğu'dan satılıyor. Bu geri kalmış Orta Doğu var ya, İngiliz ve Amerika'nın köle gibi sömürdüğü Orta Doğu. Peki Arap ülkeleri bu 1 trilyon dolarlık parayı kazandığında, mesela Suudi Arabistan, ne yapıyor parayı? Suudi Arabistan petrolden gelen parayı ne yapıyor? Hocam işte binalar yapıyorlar falan filan, lüks içinde yaşıyorlar, ne kadar görgüsüzlük varsa yapıyorlar. Canım ciğerim, o iş öyle değil. O gördüğün lüks hayatın parası, petrolden gelen paranın damlası. Kaç tane Ferrari alabilirsin? Ki Ferrari'yi de sana kim satıyor? O da ayrı hikaye. Paralar Amerika'ya gidiyor. Amerikan şirketlerine, Amerikan borsasına, Amerikan bankalarına. Eğer Suudi Arabistan petrolden para kazanıyorsa bunu Amerika'ya yollamak zorunda. 1970'lerden beri mecbur buna. Sev ve yollamak zorunda. Neden? Karşılığında Araplar korunuyor. Aslında korunmuyor. Hani bir dönem şey vardı ya, otopark mafyası. Abi buraya arabayı bırakma istersen. Niye? Çizilebilir ama biz burada dururuz. Ha, derdin ve otopark parasını verirdin. O 10 lira 20 lirayı verirdin. Gerçi şimdi aynısını belediyeler yapıyor. Sokak kenarlarını haraç keserek saati 23 liradan saati bak 15 dakika falan bedava da kalktı artık. Bildiğim belediye, ben İstanbul için söylüyorum, haraç kesiyor senden. Bütün belediyeler, o CHP, AKP bilmem ne belediyeleri olarak bakmayın olayı. Sokak, senin durduğun sokak, senin verginle yapılan sokak sana satılıyor ya. Aynısı Amerika'da var. Amerika şu an ekranda gördüğünüz gibi Suudi Arabistan'ı tehdit ediyor.
Diyor ki eğer krallığın devam etsin istiyorsan, ülkende bir darbe olmasın istiyorsan, Arap bağır gelip senin de ülkene bir şeyler katsın, karıştırsın istemiyorsan bana haraç vereceksin. Benden silah alacaksın. Hatta utanmadan ordusunu da oraya yolluyor. Amerikan ordusu Suudi Arabistan topraklarına falan gidiyor. Zaten göreceğiniz gibi dünyanın birçok yerinde Amerikan ordusunun kendi üsleri var, Türkiye dahil. Bu şekilde tehdit edilince Suudi Arabistan hemen yaparak, koşarak Amerika'ya sürekli bir şeyler alıyor. Dolayısıyla parasını komple Amerika'ya yolluyor. Suudi Arabistan'ın kendi parası bile yok. Hatta videonun ilerisinde bahsedeceğim. Avrupa ülkeleri bile yıllardır Almanya dahil altınlarını Amerika'da tutuyor. Düşünebiliyor musun? Altının var ve Amerika'da tutuyorsun. Alman Merkez Bankası'na ve Ekonomi Bakanı'na bunu sorduklarında o kadar da kötü bir şey değil diyor ya. Düşünün ki altınlarını orada tutuyor. Peki bütün dünyanın servetini sömüren Amerika karşında dünyayı ne veriyor? Kağıt. Sadece kağıt. Bildiğin kağıt. O kağıdın adına dolar diyorlar. Sen Amerika'ya gidiyorsun. Diyorsun ki senden bir şey almak istiyorum. Nedir? Güvence. Bana bomba atılmasın. Evet. Sana silah vereyim diyor. Silah alıyorsun. Karşında Amerika'nın dolarını geri veriyorsun. Enteresan değil mi? Amerika'dan bir şey almak için hizmet, danışmanlık, dolar veriyorsun ve o doları sonra sana geri veriyor. Ama elinden petrolünü geri alarak yapıyor bunu. Dolayısıyla petrodolar diye bir şey ortaya çıkıyor. Petrodolar kısaca petrolün alımı satımı için kullanılan dolardır. Yani senden petrolünü alırım, sana kağıt veririm. Mantık olarak çok saçma değil mi? Sen bir şey üretiyorsun, el emeği göz nuru bir sepet yapıyorsun, bir şey yapıyorsun, bunu götürüyorsun. Sana diyorlar ki, evet al sana kağıt. Teorikte saçma gözüküyor ama o kağıdın bir güvencesi, değeri olduğu için o kağıdı alıp başkasına vererek karşında başka bir şey, elma, armut alıyorsun. Amerika bunu biraz farklı yapıyor. Amerika bundan sonsuz basıyor. Amerika deli gibi dolar basıyor. Basıyor. Sana bastığıyla ödüyor. Ne alacağız? Petrol mü? Tamam. Basın. Verin ellerine doları gitsinler. Bu mantıkla çalışıyor. Yani bunu abartıyor diye düşünmeyin. Düşünün ki bütün tarihin yarısı şimdi basılmış. Ama o dolar değer kaybetmiyor. Neden? Çünkü dünyada iki tip ülke var. Borçlu olanlar, dolarla dolara yatırım yapanlar. Bu yüzden de şu an ekranda gördüğünüz gibi Çin, Japonya gibi ülkeler Amerikan tahvilleri, Amerikan bonolarına yatırım yapıyorlar. Yani Amerika'ya borç veriyorlar. Amerika'nın dolarları basılıyor ama Amerika'ya geri dönüyor. Çünkü bu ülkeler, mesela Çin, zenginliğini, kazandığı parayı ya halkıyla paylaşacak ya da Amerika gibi ülkelere yatırım yapacak. 100 yıllık, 30 yıllık, 50 yıllık, 10 yıllık Amerikan tahvilleri alıyorlar ve karşılığında paraları artıyor. Dolayısıyla Amerika'nın tamamen batması ya da doların batması kimsenin işine gelmez. Yatırımları küçülür. Şirketlerindeki dolarlar küçülür. Doların çok pahalanması da kimsenin işine gelmez. Çünkü örneğin Amerika çok pahalı, yüksek bir dolarla mal satamaz. Sadece bu yıl dolar 1 Ocak 2022'de 100 dolarken, o 100 dolar yazan kağıt, 100 dolarlık mal alabiliyorken Amerikan enflasyonundan dolayı 93-92 dolara kadar düştü. Yani Amerikan parası da değer kaybediyor. Ama üzülmeyin, çünkü şu an ekranda gördüğünüz 200 Türk lirası yıl başında 1 Ocak 2022 civarında 70 liraya eşitti. Yani o dönem 70 lira vererek aldığın şeyleri bugün 200 liraya alıyorsun. Yani Türk lirası daha hunharca değer kaybetti. 200 lira artık büyük bir para değil. Bunu markette, dükkanda, bakkalda daha iyi anlarsınız. Bu nereden geliyor? Petrodolar hikayesine geri dönersek 1971 yılında 72-73'lerde Amerikan Başkanı Nixon Suudi Arabistan'a dedi ki devam etmek istiyor musun iktidarda? Halkını sömürmek istiyor musun? Kölelerini sömürmek istiyor musun? O zaman benimle anlaşacaksın. Ve hükümdarlığını korumak istiyorsan bana satacaksın. Dolarla satacaksın. Masaya yumruğunu vurdu. O günden beri Suudi Arabistan Amerika'nın kölesidir. Tabii ki bazen Suudi Arabistan yeter ya diyor, hem İran'ı güçlendirmeye çalışıyorsun hem bölgeye silah yığıyorsun, ben hep senin kölen mi olacağım? Hatta bir dönem çeşitli dönemlerde doların düşmesi petrol fiyatlarına düşürdüğü için Suudi Arabistan sinirleniyor. Yani diyor ki hayır diyor, yeter ben dolarla satmayacağım, Çin'e satacağım, Yuan'la satacağım diyor ya. Şu an ekranda gördüğünüz gibi 15 Mart 2022 Suudi Arabistan dedi ki ben Çin'e Yuan'la satabilirim. Dedi ki ben Çin'e Yuan'la satarım.
Çin yuan parasıyla satarım. Dolarla satmam. Sadece 5 gün sonra. Şu an ekranda gördüğünüz gibi 20 Mart 2022 sadece 5 gün sonra Suudi Arabistan'ın enerji tesislerine Aramco'ya saldırı oldu. Gördün mü tesadüfü? Suudi Arabistan diyor ki Çin'e satacağım, dolarla değil yuanla satacağım. Vay, 5 gün sonra küçük bir saldırı oluyor. Husiler, Musiler birine çamura atarsın. Nasıl olsa Amerika'nın tetikçisi mi yok? Amerika'yı PKK'yı PYD'yi silahlandırmakla tanıyoruz zaten. Amerika kadar şerefsiz, haysiyetsiz kaç ülke var dünyada? Dolayısıyla 5 gün sürdü bu. Tabii ki şu an çeşitli ticaretler yapılıyor falan filan ama Amerika denetiminde yapılıyor. Daha önce de 2019'da böyle bir şey olmuştu. Drone saldırısı olmuştu. Amerika hemen dedi ki ya ben sana 3000 kişilik bir ordu yolluyorum, rahat ol. Kendi vurup kendisi. Tabii bunu inceleyenler şey, olur mu canım, Husiler var falan filan. Yani geç Allah aşkına, birazcık artık büyüyün. Yani Suudi Arabistan'a, Afganistan'a şuraya buraya barış götüren Amerika'dan bahsediyoruz. Dolayısıyla öyle ben dolar bırakacağım, ben dolarsız yaparım bu işi. Saddam Hüseyin euro ile petrol satmayı düşünüyordu. Libya'da Kaddafi dolardan çıktı, rest çekti. Kendi para birimine dönmeye çalıştı. Venezuela dedi ki ben öz kaynaklarımla iş yapacağım. Kendi enerji şirketlerimi istiyorum. Amerika şirketi Venezuela nasıl battı diye videom var, otur izle. Sonra Venezuela'da da yıkıldı. Yani herhangi bir ülke dolardan çıkmaya çalışırsa o ülkede savaş çıkar. Neyse ki Türkiye'de petrol çıkartılmıyor. Yok demiyorum, çıkartılmıyor. E tabii ki Arabistan'da bu işe yarıyor. Ekranda gördüğünüz gibi hemen 350 milyar dolarlık silah milah ıvır zıvır alıyorlar. Haracını ödüyor. Nisan 2008 İran artık petrolü euro ve yenle satacağını duyurdu. Hemen aynı yıl Temmuz 2008'de hop Amerika İran'a, İran Amerika'ya yaptırım uyguladı. Amerika dedi ki İran'da nükleer silahlar var, ambargo uygulayalım. Hatta o ambargo sonra döndü, Halkbank, Reza Zarrab falan filan, oralara girmiyorum. İran bugün bile kendisi itiraf ediyor ki ben kendi petrolümü gizlice ülkeye sokuyorum, kaçak petrol satıyorum. Yani anlayacağınız, Amerika ile petrol, dolar hikayesinde ters düşersen ülkende savaş çıkar. Amerika haraç keser. Bu hep böyle değildi. Eğer ki tarihine gidersek doların 19. yüzyılda İngiltere kendi para birimiyle güçlüydü. İngiliz pound'u çok itibarlıydı. Daha öncesinde Hollanda florini, İspanyol pezatası, pezosu, bunlar dünyanın para ortak para birimiydi diyebiliriz. İtibarları çok yüksekti. İngilizler pound'u altına göre bir dengelemişlerdi. Sabit kur gibi bir şey var. Yani belli bir miktar pound'a belli bir miktar altın alıyordun. Dolayısıyla her eline gelen kağıt parçasının İngiltere tarafından altın karşılığı garanti ediliyordu. Elindeki bir kağıt parçası, pound yazan kağıt parçasının, kraliçenin resmin olduğu kağıdın İngiltere'ye gidip de, tabii böyle bir şey yapılmıyordu ama Merkez Bankası'na ya da kraliyete gidip bu kağıdın karşılığı var mı dediğinde sana altın veriyorlarsa itibarı sonsuzdur o kağıt parçasının. Tabii ki İngiltere tek değildi ama ilk olduğu için itibarı çok yüksekti. Birinci Dünya Savaşı öncesinde bütün büyük ülkeler kendi paralarını altına sabitledi. Ama Birinci Dünya Savaşı'nda, dünya tarihinde anlattığım üzere Birinci Dünya Savaşı işi çok değiştirdi. Niye? Birçok imparatorluk yıkıldı. Yani Avusturya, Macaristan ortadan kalktı. Almanlar dağıldı. Osmanlı dağıldı. Ki Osmanlı İspanyol gümüş ve altınıyla birlikte enflasyondan batan bir vizyonsuzluğa sahipti. Bunu başka bir videoda anlatırım. Güney Amerika'dan gelen İspanyol altınları yağmalanan Avrupa'ya zenginlik verdi ama Osmanlı onu akıl bile edemedi. Maalesef buraları geçelim. Buna yine gelirim. Almanya savaşı kaybetti. Birinci Dünya Savaşı. Fransa Başbakanı dedi ki bütün zararı Almanlar ödeyecek. Çok yüksek haraç ödeyecekler bize. Aslında ödeyemeyeceklerini biliyordu. Fransa'nın isteği şuydu. Almanlar haraçtan hiç kurtulamasın, ordu donanma kuramasın ve güçlenemesin. Anlaşmalarda bu zaten yazıyordu. Da Almanlar zaten bu borcu ödemeye niyetli değildi ki daha sonra Hitler çıkacak, Naziler falan filan. Almanlar borcun bir kısmını ödeyebildi. Peki Birinci Dünya Savaşı'nı kim finanse etti? Aynen İkinci Dünya Savaşı'nda da finansör olacak, parayı ortaya atacak ülke Amerika'ydı. Birinci Dünya Savaşı bitti. Amerika dedi ki Fransa ve İngiltere'ye size o kadar para verdim, Almanları yendiniz, borcunuzu ödeyin. Fransa ve İngiltere dedi ki bizde para yok. Bizde para yok. Almanlar öderse size verelim.
Dolayısıyla Almanya aslında Amerika'ya borçlandı. Lakin Almanların kuzu kuzu biz bu borcu öderiz diye bir fantezisi yoktu. İkinci Dünya Savaşı'nda size anlattım. İki tane video vardır. Hitler İkinci Dünya Savaşı'nda neler yaptı diye. İkinci bir savaş çıktı. Ve İkinci Dünya Savaşı'da Almanların yenilgisiyle bitti. Yani borcu ödeyecek ülke borç ödeyemiyor. Ki ülkeye el konuldu. Ruslar bir kısmına girdi. Charlie Checkpoint, işte Berlin Duvarı falan filan, onları İkinci Dünya Savaşı videosunda gidin dinleyin. E Amerika'da buna artık seyirci kalmadı. Lan o kadar para verdik. Boru öter. Racon bizden dedi. 1944 Temmuz'unda Bretton Woods'ta elinden bir anlaşma koydu ortaya. Bu anlaşmaya 44 ülkeden 730 tane temsilci katıldı. Ve Amerika dedi ki bundan sonra dünyada altın dolarla satılacak. Bir ons altın 35 dolardır dedi. Bu çok önemliydi çünkü bundan sonra ticaret dolar üstünden yapılacaktı. Petrol için de aynı raconu kesecekler, petrolü de eşitleyecekler ve dünyanın ortak para yönetimi onlara geçecekti. IMF'yi kurdular, Uluslararası Para Fonu'nu. Ülkeler bundan sonra para birimlerinin değerini kafasına göre yükseltemez dedi. Bir %10 limit koydular. IMF'den borç alacaksınız dedi ve dünyanın yönetimine dolar geçti. Bretton Woods'u ayrı bir videoda detaylıca anlatırım. Sıkılmayın. Sonrasında Marshall yardımı hikayesi başladı. İşte her ülkeye yardım edildi. Türkiye'ye yardım dilendi. Ki Marshall yardımı vatana ihanet diye de bir videom var. Git onu da orada izle. Böyle niye rahatım? Çünkü hepsi konusunda video yaptığım için bu videoyu şişirmeme gerek kalmıyor o bilgileri koyup. Bu videoda dünyayı doları nasıl yönettiğini konuşuyoruz. Dolayısıyla artık 1 dolar 0.88 gram altına eşitti. Yani 1 ons altın 35 gram olduğu için, 35 dolar olduğu için dünyanın her yerinde dolar denilen kağıt parçası Amerika'nın güvencesindeydi ve 1 doları gördüğünde 0.88 gram altın alabileceğine inanıyordu. Bu çok sürmedi. İşte 1971'e kadar gitti. Çünkü Amerika Vietnam'da beceriksizce battıktan sonra ve bazı uzay yarışları, aya gideceğim falan filan salla 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 parayı harca, Amerika para basmaya başladı. E dünya salak değil. Amerika'nın para bastığını öğrenince dediler ki ya o iş öyle olmuyor. Birazdan anlatacağım. Charles de Gaulle altınlarını geri istedi bir anda. Çünkü 2. Dünya Savaşı sonrasında ülkeler altınlarını karşılığında verip dolar alıyordu şeyden, Amerika'dan. Hatta eski Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Sir Mehmet Şimşek, Türkiye'nin toplam 490 ton altın rezervi olduğu ve bunun bir kısmının Türkiye dışında olduğunu söylemişti. Ha, Bretton Woods'a dönersek, o anlaşmada, 1944'teki anlaşmada Amerika dünyaya dolarını verdi ama dünya altın rezervinin %75'ini aldı. Kendi topraklarını aldı. New York'a. Fort Knox falan, yani Fort Knox'ın hikayesine ayrıca girerim. Altın dolu bir yer. İşte diyorum ya, Almanya halen altınlarını Amerika'da tutuyor. Amerika tabii ki bu altınları alırken dedi ki karşında dolar veriyorum size. Normalde 1 dolar karşılığı 0.88 gram altındı. Sonra piyasada biraz altın dolar artmaya başlayınca aslında o karşılık düşmeye başladı. Çünkü Amerika artık kafasına göre dolar basıyordu. E sen kafana göre doları çoğaltınca petrol üreten ülkeler bir uyandı. Ya biz işte altın dolar eşitliği bozuluyor. Petrolün de değerini biz dengeleyemiyoruz dolar karşısında diye. 1945'e geldiğimizde sistem oturmuştu. Bazı ülkeler altınlarını geri aldı ama dünya altın rezervinin %63'ü halen Amerika'daydı. İşte bu Kennedy Johnson başkanlık dönemlerinde aya gideceğiz, Vietnam'a saldıracağız falan filan derken dolar çokça basıldı. Yıl 1962-63'te zaten Fransa bir uyandı. Dedi ki yeter dedi. Bu dolar basmanız piyasayı kötü hale götürüyor. Ben dedi canım ciğerim şu altınlarımı bir rica edebilir miyim sizden? Charles de Gaulle Fransa tarihi için büyük bir isimdir. Bizim için kötü bir isim ama Charles de Gaulle 1965'te resmen benim altınlarımı ver dedi Amerika'ya. Bu kötü bir talepti. Çünkü Amerika hep şunu yapıyordu. Hani bir evde herkes çalışır, para babada durur hikayesi gibi. Ne yapacaksın altınlarına? Sana dolar veriyoruz ya. Fransa dedi ki Charles de Gaulle başkanı, cumhurbaşkanı. O öyle olmuyor dedi. Yani benim şu altını bir görelim. Sonra Charles de Gaulle, Fransa'nın generali, çok önemli ismi, büyük ismi, başkanı bilmem nesi.
itibarsızlaştırıldı falan filan derken en son hastalıktan öldü. Siyasetten ayrıldıktan bir yıl sonra kalp krizinden öldü. O dönem yani onun bile itibarını bitirebildiler. Fransa'nın istediği şuydu aslında, altın fiyatlarına zam yapalım. Yani ben altını daha değerli görüyorum. Amerikan doları benim için bir şey ifade etmiyor. E tabii ki bu Amerika'nın çok işine gelmiyordu ama Bretton Woods anlaşması çatladı. Bir süre sonra doların onsla, ons altınla değeri değişti. Artık bir ons altın 35 dolar değil 38 dolardı. Yani doların değeri düşüyordu. Bu tabii ki doların değerinin düşmesi diğer ülkelerin de para birimlerinin değer kaybetmesini sağladı aynı miktarda. Yıl 1973. Arap-İsrail, ikinci Arap-İsrail ama savaşı çıktı. Bu savaşta ortam çok değişti. İş hatta OPEC'te, OPEC üyesi ülkelerin ki Suudi Arabistan ve İran başındaydı bunların. 1971'de varili 2 dolar olan petrolü 15 dolara çıkardılar. 7 kat arttı. Şimdi bu dünyada dolarla bu kadar rahat oynanması Amerika'yı biraz rahatsız etti. Şöyle düşünün. Bretton Woods çökmeden önce Amerika doları ve petrolü yönetirken ya ben sana bu kadar dolar vereyim karşında bana petrol ver derken 1970'te bir varil petrol 1.21 dolardı. Bir ons altınsa 35 dolardı. 35 dolarcık götürdüğünde altını alıyordun mis gibi. Sadece 5 yıl sonra, bu Arap-İsrail Savaşı'ndan sonra bir varil petrol 10 dolar 43 sente çıktı. Artık Amerika'nın bir varil petrol alması için 10 tane dolar vermesi gerekiyordu. Dolar değersizdi. Bir ons altın için ise 161 dolar vermesi gerekiyordu. 80'lere geldiğinde bu iş çok arttı. Bir varil petrol 35 dolara çıktı. Bir ons altın 600 dolara çıktı. Bugün bir varil petrol 95 dolar. Neredeyse 100 dolar. Bir ons altınsa 1665-1670 dolara geldi. Yani Amerika kontrolü çoktan kaybetti bu petrol dolar dengesinde. Tabii ki başka yönleri de var. Yani sadece Suudi Arabistan değil. Soğuk Savaş döneminde Almanya'da korktu. Kimden? Rusya'dan. Dedi ki ya dedi İkinci Dünya Savaşı'nda biz Ruslarla bir problem yaşadık. Topraklarımıza girdiler. Yine gelip bizi yağmalayabilirler. Biz altınlarımızı Amerika'ya verelim dediler. O günden beri Almanların altın Amerika'da. Geri falan istediler ama alamıyorlar. Dolayısıyla 1971'de Richard Nixon'ın ABD dolarının altınla takasa edilebilirliğini kaldırmasından beri doların itibarı aslında altın endeksi değil. Neyle endeksli? Dolar niye güçlü? Dünya yönetebiliyor. Eğer sen dolarla ticaret yapmak istemezsen ülkende savaş çıkar. Eğer sen doların dışında bir şey kullanmak istersen o zaman Çin ve Rusya'nın yanına geçmiş olursun. O zaman ülkende siyasi isimler sıkıntı yaşayabilir. Bazen toplu protestolar olur. Bazı isimler suikasta uğrayabilir. Bazı yerlerde bomba patlayabilir. Her türlü sakatlık olabilir canım. Örneğin Venezuela 160 ton altınını 2012'de Amerika'dan geri aldı. Ve Venezuela'da sonra darbe oldu biliyorsunuz. Almanya 300 ton altını istedi ki Almanya'nın durumu iyiydi. Hollanda 122 ton altını istedi ki bunlar hepsi de değil. Düşünün ki durum ne kadar kötü. Yıl 2016. Hindistan ve İran petrol satışlarını Hint rupisi üzerinden yapmaya karar verdiler. Biliyorsunuz ki Hindistan'da şu an sınırda savaşlar falan var. İran'ı zaten söylemiyorum. Katar 2014'te Çin'le Çin Yuan'ı üzerinden ticaret yapmaya karar verdi. Katar ve Amerikan üstleri üzerine bir haber getiririm mutlaka ekrana. Ve 2022 Rusya Ukrayna topraklarına girdi, işgal etti. Ve Rusya dedi ki bana yaptırım uygularsanız ben rubleyle satarım. Hatta biz dün de evvelsi gün ya da ondan önceki gün çok sevindik. Rusya işte ticareti rubleyle yapacak, Türkiye üstünden yapacak falan değil mi? Rubleyle yapacak. Rusya hatta duyurdu dedi ki ben Türkiye üzerinden petrol satacağım ama Türkiye benden aldığı petrol ve doğalgazı %25'ini rubleyle alacak. Dolayısıyla rublenin değer kazanması söz konusu. Tabii burada bambaşka bir boyut var. Araplar petrolün ucuzlamasını istemiyorlar çünkü petrol var bir tek ellerinde. Dolayısıyla doların da değer kaybetmesini istemiyor. Dolar belli bir değerde kalsın, petrolün fiyatı ucuzlamasın, ben dünyaya sürekli petrolü yerden çıkarıp satayım. Ki Arapların kontrolünde bile değil o Aramco falan da, oraya geçiyoruz. Doların ucuzlamasını onlar istemiyor. Ama dünyada büyük bir tehdit var Araplar için. Elektrikli araçlar. Fosil yakıtlardan kurtulmak için Avrupa'nın birçok ülkesi, Avrupa Birliği, çeşitli başka ülkeler
elektrikli araçlara geçiş tarihleri koydular. Bu saatten sonra sokaklarımızda fosil yakıt istemiyoruz diyor. 2030'lar bunun için önemli tarihler. Peki Araplar o zaman ne yapacak? Peki Çin neden bir yol bir kuşak projesiyle petrolün yuana karşı takas edilmesini sağlıyor? Şimdi anladınız mı? Amerika kendi topraklarına kendine yetecek petrol varken neden başkalarının petrolüne çöküyor? Neden doları güçlü kılmaya çalışıyor? Gelelim bambaşka bir yere. Bununla ilgili de geçen ay bir video yayınlamıştım. Petrolden daha değerli olan bir şey var. Gıda dolar. Petrodolar gibi. Hani hatırlıyor musunuz? Çin neden buğday stokluyor? Çin, yani Rusya, Çin altın stokluyorlar ama daha önemlisi dünyadaki gıdanın yarısını Çin stokluyor. Buğdayın, tahılın, mısırın. Rusya da stokluyor. Yani yakında dünyada doların güçlü olmasını sağlayacak şey tahıl olacak. Eğer siz bir avuç buğday verip karşılığında dolar alıyorsanız güzel. Bir avuç buğday verip karşına daha çok dolar alıyorsanız siz güçlü bir ülkesiniz. Siz eğer bir avuç buğday için dilenip karşında dolar veriyorsanız dünyayı dolar yönetiyor demektir. Dolayısıyla yakında, çok yakında, 2030'da kalmadan bu sefer oturup size dolar neden güçlü, buğday karşılığında diye bir sohbet yapacağız. Burada tabii akıllara şu soru geliyor. Buğdayı kim üretiyor? Biz kimden tahıl alıyoruz? Rusya Ukrayna'ya niye girdi? Çin dünyadaki buğdayları depolarken karşılığında ne ile ödeme yapıyor? Ve Avrupa'ya buğdayı, tahılı kim üretiyor? Bununla ilgili başka bir video şart demek ki. Tarımla ilgili 3 tane videom var. Son soru şu. Türkiye bu kadar geniş coğrafyada kendi gıdasını yetiştirebilecekken neden yetiştiremiyor? İpucu vereyim o videoyla ilgili size. Bu videonun öncesini size Marshall Yardım videosunda anlatmıştım. Amerika-Türkiye ilişkileri açısından bir bakın. Dünyayı kim yönetiyor? Bir sonraki videoda görüşmek üzere.